Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri düzenlendi. Aşkın sevdasını canan serime san. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti. Türkiye kendine yakışanı yaptı, yapıyor ve yapacaktır. Bunu herkes bilsin. Yunanistan'ın adalara üsler tesis etmesi, kurması Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken, Yunanistan'a bunca desteği verenler kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem. Ben bir kez daha 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Ordularımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Şimdi dünyanın dört bir yanında barış ve huzurun tesisi için bayrağımızı dalgalandıran kahraman ordumuzun komutanlarına canlı bağlantılar yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkumuzu kendileriyle paylaşacağız. Evet, ilk olarak Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na bağlanıyoruz. Karşımızda bu yıl Kor Generalliğe terfi eden Bahtiyar Ersay Paşamız bulunuyor. Programda yurt dışındaki askeri birliklerle gerçekleştirilen canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kapsamında hazırlanan kısa film izlendi. Bastı senin sonsuz şüheda sözün, ağuşunu açmış duran peygamber özün. Nöbete giderken gününü saymış, az değil uz değil tamamdır daymış. O gece görmedik bir yıldız kaymış, yıldız sahibine görünmesiymiş. Sen şimdi kurşun kurşuna geçerken geçilmeyen Çanakkale. Sen şimdi Mayıs'ın 19'unda Samsun'da gelirsin dile. Geldikleri gibi giderler diye yazılırken tarihe. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, milletimizin azim ve gayretiyle Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, ecdadın müjdesinin zaferle şad olduğu her yerde. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Muhafızalayı Bandosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçıları, Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çok Sesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki programda Adnan Menderes Parkı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. Ama kul hakkı yiyenlerle benim helalleşme şansım yok. Onu da ifade edin. Bu memleketin hapishanelerinde masum insanlar var, bunu biliyorum. Haksızlığa uğramış insanlar var, bunu biliyorum. Ama bir şeyi unutmuyorum.
devletin dini adalettir ve bu ülkeye adaleti getirmek için elinden ne geliyorsa tamamını yapacağım. Burada. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Ben beşli çetelerin adamı değilim. Ben mafyanın adamı değilim. Ben uyuşturucu baronların adamı değilim. Ben esnafın, ben çiftçinin, ben emeklinin, ben işçinin, ben alın teriyle geçinen herkesin adamıyım. Herkesin. Fakirden yanayım, fukaradan yanayım. Bu topraklarda bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece devleti yönetiyorsam ben o gece uyuyamam. Herkesin karnı doyacak. Her evde huzur olacak. Her evde bereket olacak. Çiftçi kazanacak. Emekli kazanacak. Esnaf kazanacak. Esnafa ve çiftçiye sözüm var. İktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalarından aldıkları kredilerin faizlerini sileceğim. Diyeceksiniz ki parayı nereden bulacaksın? Öyle diyorlar ya bana. Parayı nereden bulacaksın? 27,5 yıl devlete hizmet ettim. Bunun büyük bir kısmını Maliye Bakanlığı'nda, büyük bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda geçti. Paranın ne olduğunu, pulun ne olduğunu, israfın ne olduğunu, haksızlığın ne olduğunu gayet iyi bilirim. Dolayısıyla haksızlık yapana, devletin beytülmaline el uzatana asla izin vermeyeceğim. Parayı beşli çetelere değil, parayı uyuşturucu baronlarına değil, parayı onlardan alıp bu millete vereceğim. Herkes bilsin. Vakıf kurmuşlar, vakıf ayaklarında. Ben Türkiye'de vakıf kuralım, bir vakıf da Amerika'da kuralım. Buradan milyon dolarları oraya götürelim. Manhattan'da öğrenci yurdu yapalım. Sen onu benim külahıma anlat. Sen parayı yurt dışına götürüyorsun değil mi? Ben bu millete söz verdim. O paraları son sentine kadar, son dolarına kadar getireceğim ve bu milletin hizmetine vereceğim. Benimle tartışmaya televizyonlara çıkıp benimle tartışmaya cesaret edemiyorlar. Korkuyorlar. Niye korkuyorsun? Haklı olan korkmaz. Alnı temiz olan korkmaz. Kul hakkı yemeyen korkmaz. Siyaset halka hizmet aracıdır. Siyasete giriyorsan zenginleşme olmaz. Siyasete giriyorsan köşeyi dönme olmaz. Siyasete giren adamın malı, mülkü, bilmem hanı, hamamı, gemileri, uçakları olmaz. Siyaset halka hizmet etmektir. Halka hizmet edeceksiniz. Vatandaşın arabası olacak. Vatandaşın huzuru olacak. Gerekirse vatandaşın imkanları fazla olacak. Bunların olmadığı bir ülkede biz niye yaşayalım? O nedenle gençler diyorlar ki biz yurt dışına gideceğiz. Yurt dışına gitmek durumundayız diyorlar. Bütün genç arkadaşlarıma sözümdür. Bütün genç arkadaşlarıma. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Genç arkadaşlarım. 7,5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek ve oy kullanacak. Umudunuzu kaybetmeyin. Umudunuzu büyütün. Asla ve asla unutmayın. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan bu ülkenin 7,5 milyon genci. ...30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü Denizli'de törenlerle kutlandı. Valilik önünde kutlamalar yapıldı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma ile Vali Ali Fuat Atik ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşları ve askeri korteji selamladı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle devam etti. Programda şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi yapıldıktan sonra tören geçişi gerçekleştirildi.
Denizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl coşkusu Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fatma Turgut konseri ile kutlandı. Konserden saatler önce başta gençler olmak üzere 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı'nı doldurmaya başlayan vatandaşlar, sevilen sanatçı Fatma Turgut'un sahneye çıkmasını heyecanla bekledi. Meydanı dolduran on binlerce Denizlili sevilen sanatçı Fatma Turgut'un sahneye çıkmasını alkış ve tezahüratlarla karşıladı. Fatma Turgut, muhteşem sesi ve sevilen şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin büyük beğenisini topladı. Denizliler 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşadı. Sanatçı tarafından sahneye davet edilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konsere katılanları selamladı. Tam 100 yıl önce bugün düşman askerleri darmadağın edildi. Ülkemiz işgalden kurtuldu ve bağımsızlığımızı kazandık, kurtuluşumuzu sağladık. Ve bugün eğer burada bu etkinliği yapabiliyorsak, tabii ki o 100 yıl önceki zafere bağlı. Hür ve bağımsız yaşıyorsak onların sayesinde. Tabii ki başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Denizli'mize şereflendiğin için, geldiği için kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Başkan Zolan meydanda uzun süredir bu kadar yoğun bir kalabalığın bir arada olmadığını belirterek sevilen sanatçı Turgut'a Denizli'ye hoş geldiniz dedi. Sanatçı Fatma Turgut ise anneannesinin acı payam, dedesinin ise Çallılı olduğunu anlatarak benim bir tarafım Denizlili dedi. Sanatçı Fatma Turgut ile selfie çektiren Başkan Zolan daha sonra günün anısına üzerinde Denizli Orozu figürü bulunan kaide hediye etti. Kıymetli cümleleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeri geldi söylemeyecektim ama Denizli'deyiz bugün. Benim anneannem acı payamlı, dedem Çal'dan, ben yani bir tarafım buralı sayılır, ben çok gelip giderdim küçükken, eskisi kadar gelip gidemiyorum ama bugün burada olduğum için çok teşekkür ederim, çok güzel ağırlandık çünkü, çok naziksiniz. Estağfurullah, değerli kelimeleriniz ve cümleleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, alkışlarla uğurluyoruz. Bitti mi hikayemiz? İçim sallayla. Deniz mi sevgimiz? Savaşı. Otuz Ağustos Zaferi'nin 100. yılı İzmir Konak'ta Gültepe Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Anıtı Çelenk Sunumu Töreni'yle kutlandı. Zafer Bayramı'nın büyük coşkuyla kutlandığı törene Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları'ndan İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, Deva Partisi Konak İlçe Başkanı Ali Rıza Uygur, Gelecek Partisi Konak ilçe yöneticileri, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Konak Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Gelecek Partisi Konak ilçe başkanlıkları çelenklerinin Atatürk Anıtı önünde yerleştirilmesiyle başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, sözlerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 100 yıl önce yazılan destanla bağımsızlığı ve özgürlüğü seçtiklerini hatırlatarak başladı. Son günlerde gündemde olan İzmir'in kurtuluşunun kutlanması ile ilgili sözlere de tepkisini dile getiren Başkan Batur,
kurtuluşu gölgelemeye kimsenin gücü yetmez dedi. 100 yılın zaferi olarak cihana örnek oldu. Toplumların dönüm noktaları vardır. Seçilen yol ayrımları geleceğine yön verir. Ya özgürlüğü seçersiniz ya da boyunduruklu. Ya bilimi seçersiniz ya da geri kalmışlığı. Biz 100 yıl önce bir yol seçtik. Kahramanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde özgürlüğü, bilimi ve bağımsızlığı Cumhuriyetimizin çatısı altında birleştirdik. Atatürk'ün kurduğu meclisin başkanlık koltuğuna oturmaktan imtina etmeyen bir zat çıkıp İzmir'in kurtuluşu kutlanmamalı, kurşun sıkılmadı, fetihler kutlanır gibisinden densiz laflar etse de 100 yılın zaferine asla unutturamazlar. Bu lafları ancak bir cahil söyleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğulları'ndan Atatürk'ü anlamanın ona inanmakla başladığını vurguladı. Kendilerinin de tüm çalışmalarında Kuvayi Milliye ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Mustafa Kemal'in önderliğinde kazanılan zaferin yıl dönümünde aynı azim ve kararlılıkta olduklarını ifade etti. Vatan sevgisinin bağımsız iradesinin tecelli olarak 30 Ağustos 1922 günü kazanılan bu büyük zaferle ilal ebed yaşayacak olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Bu zafer işgal altındaki tüm mazlum milletlere ve devletlere de örnek olmuştur. Atatürk'ü tanımak, ona saygı duymak, onu sevmek, onun izinde olmak, onun inandıklarına inanmakla başlar. Atatürk'e inanmayı bir yaşam koşulu sayanlara, ulus sevgisi, yurt sevgisini Atatürk'le birlikte duyanlara, genç kuşaklara daha yakından tanıtanlara selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu Sivas'ta 100. yılında da gece boyunca devam etti. Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta şanlı zaferin yıl dönümü kapsamında Fener Alayı düzenlendi. Tren garı önünde başlayan Fener Alayı'na il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Fener Alayı'nda ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle katılan askerlere vatandaşlar da eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan Fener Alayı drone'la havadan da görüntülendi. Büyük taarruz ve bu taarruzu taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Türk ordusunun Mustafa Kemal Atatürk kumandanlığındaki büyük taarruzun zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlama törenleri Denizli'nin Buldan ilçesi Alanyazı Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Törene Buldan'da göreve yeni başlayan ilçe kaymakamı Tayfun Deli, belediye başkanı Mustafa Şevik, ilçe jandarma komutanı Bekir Cinkara, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Milletin sarsılmaz azim ve inancının zaferidir. Nasıl olduğunda nasıl şahlandığının tüm dünyaya gösterildiği. Atatürk anıtına kaymakamlık makamı çelengiyle belediye başkanlığı çelenginin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Assubay Çavuş Yusuf Çiper yaptı. Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Deniz Özkan'ın Ömer Bedrettin Uşaklı'nın Akdeniz'e Doğru adlı şiirini okumasının ardından Alanyazı Meydanı'ndaki tören sona erdi. Boşluk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa, canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya, Sakarya'dan su içtik o şelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir uç yılmaz elle. Alanyazı Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Şevik ve İlçe Jandarma Komutanı Bekir Cinkara, Talat Tarakçı Parkı'nda tebrikleri kabul etti. Konuşmaların ardından Kaymakam Tayfun Deli, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek burada asker ve görevlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladılar. Tarihi misyonun belki Selçuklu'dan Osmanlı'da Cumhuriyete devredilmiş o değerlerin temsilcisi olarak bakıyor. Dünya insanlığının tıkandığı artık birçok, özellikle 21. yüzyılda birçok iktisadi, siyasi ve içtimai buhranlar yaşandığı dönemde Anadolu'nun ve Necip Türk milletinin tarihteki o mührü ve damgası tekrar daha ziyade hatırlanır hale geldi. Ben inanıyorum ki önümüzdeki 10'lu 20'li yıllarda Anadolu tekrar
tarihi misyonla Selçuklu'da olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi bu Cumhuriyet döneminde kavuşacak tüm dünya insanlığına, hem Doğu hem Batı insanlığına, Anadolu merkezli yeni bir teneffüs, yeni bir haber, yeni bir manifesto neşredecek. Ben bu vesileyle Necip Türk Milleti'nin mensup olmaktan duyduğum o hususiyeti ve hassasiyetiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yedi Düvel'e karşı verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü İzmir'in Karabağlar ilçesinde de unutulmadı. Karabağlar Belediyesi tarafından 100. yıl anısına düzenlenen Grup Laçin konseri yoğun ilgi gördü. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvi Topu konser öncesi Hatay Renkli Durağı'ndan Uğur Mumcu Parkı'na kadar meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte yürüdü. Evlerinde, iş yerlerinde bulunan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtan Başkan Selvi Topu, bağımsızlık ruhunu Karabağlar'da yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Siz değerli Karabağlılar, değerli İzmirliler, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah iyi ki sizi bize gönderdi der. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü budur. O gün dahi ne olacağını önceden görerek emrini de ona göre vermiştir. İşte 30 Ağustos'un o gün 26 Ağustos'ta verilen emirle 30 Ağustos zaferi kazanılmıştır. Konuşmaların ardından Grup Laçin konseri gerçekleştirildi. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla sallayarak Grup Laçin'in seslendirdiği parçalara eşlik ettiler. Konser İzmir Marşı'nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi. Başkan Selvi Topu konserin sonunda Grup Laçin üyelerine teşekkür ederek doğa dostu sertifika verdi. Bizlere güzel mutluluklar yaşattılar. Anadolu'nun değişik noktalarında esintiler getirdiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar adına üçer ağaç dikildi. Ben o sertifikayı kendilerine takdim ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün sanatçılarımıza saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Denizli'nin Çameli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Çameli Kaymakamlığı'nda Kaymakam Kübra Eroğlu ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ın tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törene Cumhuriyet Savcısı Fatih Özbek, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, İlçe Emniyet Amiri Volkan Mıdık, PAYÜ Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Recep Çakır, İlçe Protokolü, Kurum ve Kuruluşların Müdürü ve Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na Çameli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. 82 yaşındaki Yurdanur Tosun, Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında 75 yıl önce ezberlediği ve halen ezberinde kalan Türküm şiirini okudu. Yurdanur Tosun, herkesten büyük alkış aldı. Eski çağlardan beri, pek çoğuna kök olmuş, yıldızlara gök olmuş. Hepsi ondan türemiş, ondan kopup üremiş. Onun öz adı Türk, Türk düz Tanrı'ya şükür. Dili Türk, dileği Türk, kim varsa büyük küçük. Hepsi o ulustandır, ona kutlu vatandır. Ay yıldızın gölgesi, ataların ülkesi. Bütün Asya, Afrika, baştan başa Avrupa. Akıllarıyla dolmuş, dünya ona yurt olmuş. Kurmuş nice devlet, yüce cumhuriyet. Yani bundan 75 yıl önce ezberlediğiniz şiirlerinizi... Hepsini biliyorum. Hem çocuklarınıza hem torunlarınıza. Hem torunlarıma. Ya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okuyacak mısınız şiir? Okurum. 23 Nisan'da okurum. Bu sefer hangi şiir okuyacaksınız? 29 Ekim'de. Evet. Başaklar arasında.
Denizli Merkez Efendi Gençlik Festivali 27 Ağustos günü Yeni Türkü Konseri ile başladı. 28 Ağustos'ta Bir Kişi Arkeolog ve Tanju Güneş, 29 Ağustos'ta da Homolos ve Can Gox konseri ile sona erdi. Üç gün boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Festivali'nde herkes eğlencenin tadını doyasıya yaşadı. Festivalin son gününde sahne alan kendine has tarzı ve müziğiyle büyük hayran kitlesine sahip olan Can Gox, Denizlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı. Sevenlerine birbirinden güzel şarkıları seslendiren ünlü caz ve blues sanatçısı Can Gox, enerjisiyle mükemmel bir gece yaşattı. Gerçekten harikasınız. Herkes evinden sandalyesiyle gelmiş ve büyük bir keyifle sizi ve arkadaşlarımızı dinliyorlar, izliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi yalnız bırakmadınız. Hem Gençlik Festivalimizi hem de 30 Ağustos coşkusunu, büyük zaferin büyük bayramını sizlerle birlikte kutluyoruz. Merkez Efendi, Denizli hemşehrimizle kutluyoruz. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Öncelikle ben de özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sanatın yanında, gülümsemenin yanında, hizmetin yanında ve bu dinamik başkan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Şeniz Doğan başkanımıza koca